Merhaba, ben Fatih Erik. Bu bölümde sizlere mobilyanın garanti kapsamı ile alakalı bilgiler vereceğim. Mobilyanın garanti kapsamı 2 yıldır. Mobilyanın garantisi ürünün tamamı için geçerlidir. Örneklendirecek olursak eğer, hareketli bir büro sandalyesinin mekanizmasından tekerleğine, oturma yerinden sırtına kadar bütün parçaları garanti kapsamının içindedir. Garanti kapsamı, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kanunlarının kapsamına alınmış 6502 sayılı 11. maddesiyle de geçerlilik kazanmıştır. Bunun içerisinde neler yazmaktadır? Ürünün ayıplı veya kusurlu bir şekilde olması halinde nihai tüketici bunu tamamen iptal edebilir veyahut tamiratını yapabilir, eşdeğer bir ürünle değiştirebilir veyahut ürünle alakalı bir indirim de isteyebilir. Bu yapılan işlemler karşılığında nihai tüketici eğer haklıysa hiçbir bedel ödemez. Peki bununla alakalı bir süre var mıdır? Nihai tüketici arızayı üreticiye bildirdiği andan itibaren 10 gün içerisinde üretici firma ürüne müdahale etmek zorundadır. Peki üretici ürünü aldı, kaç gün içinde yapıp müşterinin evine teslim etmesi gerekir? Bunun da gün sayısı 20 iş günüdür. Üretici 20 iş günü içerisinde aldığı ürünün arızasını giderip müşterinin evine teslim etmek zorundadır. Az önce bahsettiğimiz konuda nihai tüketicimiz haklıydı. Firma da haksızlığını kabul etti ve işlem yapıldı. Peki nihai tüketici ile üretici firma uyuşamazsa neler olur? Burada devreye tüketici hakem heyeti girmekte. Eğer orada da uyuşma olmazsa konu sulh mahkemelerine intikal eder ve süreç orada da devam eder. Peki genelde bu uyuşmazlıkların sebebi nedir? Bunu da örneklendirebiliriz. Nihai tüketici bu uyuşmazlığı lehine çevirmek için ürünün minder kısımlarını söküyor, çamaşır makinesine atıyor ve yıkıyor. Daha sonra tekrar ürünün üzerine koyduğunda sabit olan parçayla hareketli olan parçanın arasında bir renk ton farklılığı oluşuyor. Bunun da üretici tarafından olduğunu beyan ediyor. Ama aslında bu tamamen nihai tüketicinin kullanım dışında ürünün kullanılmasıyla oluşan bir olaydır. Yani aslında burada nihai tüketici suçludur. Yine aynı zamanda üretici firmalar da nihai tüketiciyi zan altında bırakacak uygulamalarda bulunuyor. Ürünün, bunu da örneklendirebiliriz. Bir ofis koltuğunu düşünelim. Kalitesiz kullanılan bir mekanizma nihai tüketici kullanırken arıza yapması durumunda bunu siz kullanırken belirli bir düzende kullanmamışsınız. Bu sebepten dolayı da mekanizmayı kırmışsınız deyip nihai tüketiciyi yine suçlayabilir. Yani aslında uyuşmazlıkların genel sebebi nihai tüketicinin de üretici firmanın da birbirlerine yaklaşım sağlarken gerçekleri değil de saptırarak başka şeyleri anlatmasıyla gerçekleşen hadiselerdir. Çıkan bu uyuşmazlıklar için benim her iki tarafa da önerilerim var. Birinci önerimi üreticilerden ve mağazacılardan yana kullanayım. Üretici arkadaşlarımıza ve mağazacı arkadaşlara genelde önerim şu oluyor. Muhakkak tüketici hakem heyetine bir müşteriniz başvurduğunda konuyu tüketici hakem heyetiyle siz de paylaşın ve takipçisi olun. Gidin, tüketici hakem heyetleri genelde kaymakamlıklarımızda bulunuyor. Orada kendinizi ifade edin ve konuyu onların sizin ağzınızdan da dinlemesine muhakkak sebebiyet verin. Yine aynı zamanda eğer nihai tüketici konuyla alakalı haksız ise bunun gereksiz bir iş gücü, gereksiz bir tüketim yapılacağı için aslında sadece bu mağazacıya ve üreticiye değil, ülkemizin genel değerlerine ve kaynaklarına da zarar vereceği için lehinize bitecek bir sonuç aslında sizin kazanmanız değil, ülkemizin tamamının kazanmasına da bence sebebiyet verecektir. Bu hassasiyetle davranmakta fayda var diye düşünüyorum. Aynı zamanda yine birçok ülkede kullanılmaya devam eden nihai tüketicinin garanti kapsamı bittiğinde ek garanti süre alımı ile alakalı yapmış olduğu hizmetler var. Günümüzde ülkemizde daha hala uygulamaya geçmedi bu hizmet. Otomotiv sektöründe var. Mesela bunu da yine üretici arkadaşlarımıza ricada bulunayım. Önderlik yapacak firmalarımız olursa da çok güzel bir netice alırız.
ek garanti kapsamı diye tüketicilerimize yeni bir şey sunabiliriz. Bu da tüketicilerimizin, üretici arkadaşlarımızın da yine lehine olacağını düşünüyorum. Yine mağazacı ve üretici arkadaşlarımızın eksik bir bilgiye sahip oldukları, müşterinin 15 iş günü içerisinde ürünü ayıpsız ve kusursuz olmasına rağmen iade etme isteğidir. Bu aslında sadece internetten alınan ürünler için geçerli olan bir kural ve standarttır. Mobilya tüketicilerine de tavsiyede bulunmak isterim. Almış olduğunuz ürünün muhakkak sözleşmesini ve garanti belgesinin doldurulmuş olduğunu teyit edin. Aynı zamanda ürününüzün başına gelen bir arızayı veyahut onarım işleminin makbuzunu veyahut evrakını muhakkak saklayın ve daha sonraki tüketici hakem heyetine veyahut sulh mahkemelerine ibraz ediniz. Bunlarla beraber yurt dışında, özellikle Avrupa'da ve İtalya'da çok ileri gelen bir tüketiciyle alakalı olumlu bir çalışma var. Ben bunun ülkemizde de olmasını isterim. Şöyle ki, alınan ürün 6 ay içerisinde herhangi bir şekilde arıza gösterirse, bu arızayı üretici firmalar ve mağazalar ürün teslim edilirken olmuş gibi kabul ederek nihai tüketiciyi haklı bulmaktadır. Yani bu almış olunan ürün bir dayanıklı tüketim mamülü olduğu için 6 ay içerisinde çıkabilecek herhangi bir hasarın da fabrikasyon veya teslimatla alakalı olduğunu öngörüp tüketiciden taraf karar verilmekte. Bu da benim incelemelerimde beni mutlu etmiş bir konudur. Ülkemizde de uygulanmasını çok isterim. Özetle, nihai tüketiciler de üreticiler de birbirine karşı samimi ve iyi niyetli olurlarsa herhangi bir sorun kalmayacaktır. Bu bölümde sizlere mobilyanın garanti kapsamı ile alakalı bilgiler verdim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.